Şimdi. Tamam geldi şimdi. Ya böyle bir şeylerle uğraşmak güzel oluyor hocam da. Yani boş durmaktansa en azından proje yapmak, yeni şeyler üretmek. Ya mesela ben Ya demokokuyu mutlaka canım onun şey şüphesi demokokuyu yok da. aynen demokokuyu en çok şey yapmamın sebebi oydu. Yani ısrar etmemin sebebi oydu. Çünkü burada yeni şeyler öğreniyorduk. Güzel de oluyordu. O yüzden mesela sıkıştırıyordum. Özellikle API'yı yapalım diyordum ama nasip olmadı. Bu bilsin bakalım duruma göre. Vakit olursa yaparız inşallah onu da. Seren hocam da gelsin de hep beraber toplanırız yine. Biz biraz Aynen. baştan alırız Yani yine. bir yarın inşallah dahil olacak. Yok, o kod çalıştırmıyor abi. Dün çalıştıydı hocam. Yok bu şeyinkini attım ya. Aa, çalıştı. Nasıl çalıştı? Ama yine sıfır buldu tabii. Sıfır veriyor. Hı. Biz ona ne yapmıştık? Şeyi zorluklu Şurayı. şeyi almıştık. Komenti Aynen. almıştık galiba. Yani dün ben de aynı şeyin bu Zehra Hanım'ın şeyini şey Zehra Hanım Şükrü Hanım'ın şeyini ben de aynı yükleyemedim. Siz dün demiştiniz de yükleyemedim. Bakın Yani o da yükleme değil de buradan alıp yapıştırabilirsiniz. Buradan alıp yapıştırın. aynen. O da mesela Yalnız o zaman şey yapmanız lazım hocam. Siz en iyisi şey yapın bence. İki tane şey, bir tane daha future açın kendiniz. evet öyle Bunu yapalım. denemek için. Aynen öyle yapalım. Onları yapıştırarak şey yapın. Komple hepsini yapıştırın. Hepsini klas açarak. Öyle bir deneyelim direkt kısa yoldan. Öyle deneyelim bakalım o En nasıl. azından görmüş oluruz çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Evet. Java diyelim. Evet. Buraya bir şey koymuş. Bunlar da aynısını yapmış hocam. Nutella'yı bir önceki gibi Evet, o da öyle yapmış yani. yani pek farkı yok evet şeyden. Yani Zehra Hanım'ınki daha farklı. Da mesela nerede o? Bu muydu? Yok bu değildi. Özür. Nerede o? Ha şu. Bu da mesela direkt ama for loop'un içine almış bir şey ama mesela remove yapmış burada da. Ekstradan bir remove yapmış. Yani şeyleri evet. Hocam dün şey olmuyordu ya bir sayfadaki hepsini alamıyordum çünkü farklı bir sayfaya geçiş yapıyordu aslında hani ince bir çizgi vardı. Evet. Bunu sorma imkanınız oldu mu hocalara? Yok, ben soramadım hiç.
Yani aslında bunu öğrenmemiz lazım. Yani çünkü işe girdiğimizde bunu biliyor olmamız lazım. Büyük ihtimalle işe girdiğimiz yerde böyle bir problemle karşılaşacağız. Hocam normalde dün ben biraz yani kafa yordum da yani normalde bizim onu mesela fiyata göre alıyor. Fiyata göre bir filtre koyuyor. Ne bileyim modele göre bir filtre koyuyor. Kendi önerilerine göre bir koyarak bir filtre koyuyor. Bizim onların normalde hepsini alıp filtre yapıyor olabilmemiz lazım. Ama hiç yani maalesef bizi aşıyor artık yani o şeyleri. Onların hocaların oturup yani bunu bir ders olarak yapsalar da çok daha faydalı olacaktı aslında. Zaten kimse doğrusu bilmiyor. Siz bilmeyen insanları siz tekrar yapın dediler. Yani pek fayda alamadık açıkçası. Evet. Ben en azından alamadım. Evet, temel seviyede bilgi için bu yani artık temel seviyeye geçmiş biz mezunlarız artık yani. Ya aynı işlemi zaten bu Ahmet Bey yaptı işte iPhone arattır, Flower arattır. Bunlar zaten İşte önemli olan noktada bıraktılar. Ben de onu demeye çalışıyorum. Önemli olan şeydi. Mesela şeyde de öyle oldu. Fırat'ta dün İbrahim Hoca şey yaptı ya dün mü evvelsi gün mü? Yani tam önemli olan biz orada çalışmamız lazım. Proje çalışmamız lazım. Proje geliyor orada ufak bir şey yazıyor, geçiştiriyor. Yani bir proje nasıl alınır? Metotlar olarak nasıl çalıştırılır? Şey yapmadık yani. sadece gerekli konfigürasyonları yaptırdı değil mi? Oraya ben katılamadım ama. Efendim? Gerekli konfigürasyonları mı yaptırdı sadece? Hocam configuration zaten yani biz yapmayacağız ki configuration'ı. Zaten Yani biz onu biz bir ya ben de onu demeye çalışıyorum. Onu biz zaten onlar DevOps'un görevi. ya evet yani dolayısıyla biz ondan sonrası lazım. Yani oraya kadar olan zaten gerekli değil ki. Yani ben orada kurabilirim demek bana şey yapmıyor ki. Önemli olan benim nasıl çalıştığını görebilmem. Neyse yani Çalıştırabilmek söylenecek yani çok şey hani. vardı. Yok hocam burada da çalışmıyor. Yani biz Peki normal. nasıl neye göre hocam şey yaptı bunlar ben anlamadım ki. Çalışmaya kodu Samsun. Yok bende çalışmıyor. Yani ya bir yerde hata yapıyor. Yani şey veriyor bak. Yine size sıfır veriyor. Bu da mesela şöyle yapmış. Ben hatta bunu kapattım ilk başta şu şeyi. Hani şeyin yaptığı gibi yapmış bu da. Zara Hanım'ınki gibi. Ama şurada küçük yapmış. Şunu mesela item size sıfır verdi. Nutella'yı sıfır verdi. Bilmiyorum. Yani ben bu 104'te bilen ya yapan birini bir bulabilsek böyle bunları yapmış birini. onu diyorum ya hocam bitmiş projeyi biz en güzeli hocadan alacağız. En azından elimizde bitmiş proje olacak. Biz onun üzerine çalışacağız. Yani fazla gelişmişini falan şey yapmadan. İşte o yüzden bence çok zorlamayalım. Devam edelim. Şey yapalım yani yapabildiğimiz kadar yaparız artık. Yapacak bir şey yok. Yani çünkü uğraştıkça o onu açıyor, onu açıyor. Nasıl yapalım şimdi? Yani devam edelim de neye devam edeceğiz? Hiçbir çalışmıyor ya. Biz de bir şey yapamıyoruz. Orada Doğru, o da kaldık doğru. yani. Olmazsa da eski haline getireyim ben. Şuydu bizim Tamam. eski kod. Ya uğraşıyor biraz. O da aynı şekilde çalışıyor. Esra'nın ben bitirince yollarım size demişti de bitirmedi herhalde. O da geçen katıldı. Pek hoşuna gitmedi herhalde bizim yaptığımız. O yüzden kendisi çalışmayı tercih etti herhalde. Burcu Hanım da öyle. Yani kendileri çalışmayı tercih ediyorlar. Esra Hanım bu yeni işe giren arkadaştan bahsediyorsunuz. Yok. Esra Çoban. O da Amerika'dan. Okey, biliyorum. Siz neredesiniz hocam? Ben mi? Evet. Ben Baltimore'dayım hocam. Biz tanıştık mıydı biz sizle daha önce? Hocam ben Hacer. Ya ben satan Satan'ın herhalde Hollanda'da eve değil mi? Satan. ben İsveç'teyim hocam. İsveç'teyiz, tamam. Devreler karıştı. Ya esna. Çünkü çalışan şey bugün çalışmak. Dün çalışıyordu evet burası. Ben anlamadım ki.
Ya çalışıyor ama boş buluyor. Şeye gitmiyor yani, Samsung'u aramıyor. Bir şey mi kapattık, ne yaptık? Yok ama senin ötele yazıyor. Yok yok, ben şunu kapattım. Şeyden çalıştım. Bizimkini, eski Samsung var, onu açtım da. Hı. O diğerini yani Zera şey Şükran'ınkini kapattım resmen tamamen. Bir dakika şeye gelin. Burada buradaki şeyleri koşar mı hocam? Search'dan var. Bir dakika hocam. Ha şu şunu kapatmışız. Ha. Tamam, şunu kapatmışız. Başka neyi kapatmışız? Başka şeyi kapatmamışız. Şimdi çalıştıralım. Tamam. O şeyi search box'a tıklamayı kapatmışım hocam. Ona tıklamıyormuş. Diye tıklıyor bakın. Ama bu sefer de şey tıklıyor işte. İlkine tıklıyor. Niye tıklıyor? İlk şeye tıkladı. Nereye tıkladı hocam? İlk şeye tıkladı. İlk ilk gelene mi tıkladı? Evet. O şeyi açınca herhalde klik yaptırdık ya, bir yerde klik yaptırmıştık ya dün denemek için. Bu sefer bir verdi sonucu. Çünkü niye sadece bir tane gördü? Şunu açınca herhalde. Şu var ya, nerede o? Şunu yaptık ya hocam, sonra da bunu eklemiştik ya. Klik yapsın sonra. Ha. Bunu açınca herhalde sadece ona tıklıyor. Şimdi çalışacak. Niye çalışmadı? Ha, 16'yı verdi. Asörşünde şu asörşün vardı ya. Şunda sıkıntı. Burada şeyini anlayamadım hocam. Asörşün neden büyük deme gereğini durmuş? Yani count one hangisi? Birden şeyden büyükse, bir Samsung bile varsa. Hayır, orada niye büyük demeye gerek yokmuş ki? Yani içeriye o sayı bu sayı iç. Yani orası zaten büyük olacak. Orası o değil de içerenlerin sayısını verecek şekilde, evet. Assertion yapmak bana bu assertion pek şey mantıklı gelmedi ya. Niye bir yani büyük demeye gereği duymuş ki? O da yazmış ki bir Samsung bile varsa ya en büyük ya eşit olacak demiş. Yani şu benim anladığım şu hocam, count orada dediği şey içerenler. İçerenler, hı-hı, her zaman büyük olacak. Zaten içeren ve içermeyen toplam sayısını alıyor. Biz orada değil de mesela count'un sayısı şu deyip ona eşitlesek daha iyi olur bence. Evet. Mesela count 16 mıdır? Count bir expect, ben hatta dün onu söylemiştim şeye. Burada bırak Zehra Hanım'a. Bir expected, evet. Evet aynen orası hocam. Kaç, ne yazıyor? Bir expected koyacağız. Efendim? Böyle bıraktık ya, expected Samsung diye bırakmış. Aynen. Bir de actual bulacağız. Expected'ı biz nasıl bulabiliriz burada? Şeyden almamız lazım. 16 mıydı hocam sayısı? Ya evet. Sayacağız. Evet, 16 idi. 16 deyin hocam oraya, siz bir tane kafadan bir kere. Direkt şey yapın onu. Integer yapın. String değil de. Tamam, ha doğru, bir dakika. Tamam. Şimdi şey mi yapacağız? Dakika, şey yaparsak, string yaparsak parantezini alacağız. Böyle okumayabilir hocam. Karşılıkçılık şey yapmayabilir. Neyse böyle kalsın. Şey assort yapınca ortaya çıkar ne olacak? Parse mi yapacağız? Ne yapacağız? Actual'ı bulacağız hocam. Bir de actual'ı bir şey yapmamız lazım. Actual'ı nasıl buluyorduk?
Şey mi yapıyoruz? Ona da yine aynı şekilde şey oluşturacaksınız. Hocam onu bir başta 52'de string'e çevirdim. Bir string'e göre bir gidelim hocam yine. Şeyde 16'da şeyi alın. Evet. Tamam. Tekrar string actual Samsung deyin. Evet, tamam. Biz 16'yı nereden vermişti? Biz altı liste mi vermişti? Öyle mi? Size diyeceğiz. Yok. Sayılamaz mı? Hocam oraya şey diyeyim. Bir de şey diyeyim hocam. Ne hocam? Sessiz gidiyor. Get text. Alıyor mu? Yok get'i alıyor. Şöyle get iyi desek. Böyle alıyor. Ama bunu da kabul etmiyor. Item dedi ama. Bunu da kabul etmiyor. Samsung o, şey değil hocam içine Samsung mu demiştik? Arattırdık. Arattırırken. Niye arattırıyoruz? Ürün. Yok evet Samsung. Ya da şunu mu diyeyim? Yok şey count'ı koyun hocam içine. Direkt count yazın. Şeysiz tırnak içinde olmadan. Tamam. Deneyin bakalım. Bu assertion kalsın mı? Onu kaldırın hocam. O yani o bana şey geliyor. Yani anlamsız geldi bana. Yani büyük zaten büyük çıkacak. Onun şey yok ki. O zaman böyle mi diyeceğiz? Assert true. Expected. Evet. Actual and expected ile actual karşılaştıracağız. Actual equals expected. Böyle değil mi? Daha mantıklı. Tabii. Aynen böyle. Evet. Şimdi kapatalım.